Sinema Artı'dan herkese merhabalar. Yine benzersiz ve dop dolu içeriğimizde karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor birlikte izleyelim. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta... Haftanın öne çıkan sinema haberleri... duayen oyuncu Yılmaz Guruday'la özel bir sohbet ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Sinema dünyasında neler oluyor birlikte göz atalım. Haber artı sizlerle. sinema ve felsefe tutkunları 5. defa Sine Filozofi Dergisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Sine Filozofi Dergisi ve Sinema ve Felsefe Derneği işbirliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumunun açılışı Ankara Kent Konseyi Kabul Binası'nda gerçekleşti. 14 yurt dışından olmak üzere toplam 80 katılımcının yer aldığı sempozyumda sinema ve felsefe alanında dünya çapında öne çıkan 5 önemli sinema filozofu konuşmacı olarak yer aldı. Müzik sinema Felsefe Derneği Başkanı Profesör Doktor Serdar Öztürk'ün konuşmasıyla başlayan etkinlikte Öztürk, kaliteli ve yaratıcı boyutta bir sinema eleştirisinin üretim, izleyici ve akademik sahalarda olumlu dönüşümler yapacağını vurguladı sempozyumda Türk sinemasında minörlük, filmlerde ölüm ve kötülük, etik felsefe ve sinema, seyir deneyimi ve felsefe ile hafıza bellek, travma ve sinema başta olmak üzere birçok oturum gerçekleştirildi. <laughs> Fenomenoloji ve film deneyimin etik olanakları üzerine çalışan Robert Sinnerbrink'in yanı sıra Richard Rushton, Patricia Pisters ve David Martin Jones'a sempozyumda yer aldı. <laughs> Beşinci Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu'nun ayrıntılarına Sine Filozofi Dergisi resmi hesabından ulaşılabilir. 2009 yılında vizyona giren ve dünyanın en çok hasılat yapan filmi ünvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Merakla beklenen Avatar serisinin ikinci filmi Avatar Suyun Yolu epik bir bilim kurgu filmi. But I feel her. Film Jake Sully ve Neytiri'nin aile kurmalarının ardından eski bir tehdidin yeniden ortaya çıkmasıyla evlerini terk edip Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalmalarını konu ediniyor. We 13 yıldır beklenen James Cameron imzalı yapım Avatar: Suyun Yolu 16 Aralık tarihinde sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. çizgi roman ve sinemanın sanatsal buluşması, kinematograf sergisi. Sinema tutkusunu mimarlık mesleğiyle harmanlayan Ömer Atakan'ın ilk kişisel sergisi Goba Art and Design'da sanatseverlerle buluştu. Saint Joseph Lisesi'nden mezun olan Atakan, Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı UCLA'deki Sinema Televizyon Master eğitiminin ardından sinemaya dair yaptığı çalışmalarla kendine özel koleksiyonlar oluşturdu. Müzik Atakan, Kelebek Camı isimli 80 ve 90'lı yılların popüler kültür anıları kitabında yaptığı çizimlerin kinematograf sergisine ilham kaynağı olduğunu vurguluyor. Serginin adı nereden geliyor dersek şöyle ki aslında 1900'lü yılların başında sinemanın ilk bulunduğu zamanda Fransız Lumière kardeşlerin ve daha sonra Thomas Edison'un bulduğu bir alet, ilk film aleti kinematograf. Sergiye de şöyle uydu hem sinema hem de graf var sonunda grafik anlatım öyle bir isim koymaya uygun buldum. Sergi aslında 15 yönetmen, 15 film. Benim esas merakım hem çizgi roman hem de sinema. Tamamen bir tutku çocukluktan beri, biz zamanımızda 1980'lerde özellikle her mahallede bir tane videotek bulunurdu. Buradan VHS kasetler kiralardık. İşte hem sinemaya da giderdik ama o ev sineması dönemi zamanında bütün o eski filmleri, o dönemin filmlerini şimdiki eski tabi izlerdik. Dolayısıyla bir sinema kültürü ve altyapısı var. Yönetmenleri seçerken de kendince en beğendiğim 15 sıra dışı yönetmen ama Yönetmenleri seçmekten ziyade bunların filmlerini seçmek asıl zor oldu. Bu e, yönetmenlerin e, filmlerini kendimce en beğendiğim filmlerini resmetmeye çalıştım. Ömer Atakan, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Ridley Scott, James Cameron gibi pek çok yönetmenin kült filmlerinden ikonik sahneleri filmdeki diyaloglarla harmanlayarak ortaya çıkarmaya çalışıyor. Eserleri oluştururken ilk önce kafamda tabii bir kurgu yaptıktan sonra kurşun kalemle eskizlerini yapıyorum. Ondan sonra işte rapidolara çini mürekkebini doldurup ana konturlarını çıkarıp daha sonra da marker, ekolin, toz pastel gibi boyalarla ana renklerini verip oluşturmaya çalıştırdım. Sergide aslında 15 yönetmen 15 film diye ortaya çıktı ama bunlar 42'ye 30 santim boyutlarında 200 gram kalın şöhler kağıt üstüne çizilmiş eserler. Daha sonra bir de şöyle şey düşündüm yapmak istediğim çünkü daha çok şey var kendimi ifade etmek istediğim yerde olunca galerimizde 4 tane de 50-70 boyutlarında Hollywood ikonları diyebileceğiniz kendime göre gene benim seçtiğim dört tane büyük resim yaptım. Bunlar ne işte Steve McQueen, ona göre James Bond, Kill Bill ve işte Bruce Lee'yi seçtim. Michael Mann diye çok sevdiğim yine bir yönetmen var. Kendisinin böyle karanlık bir sineması vardır. Film noir dediğimiz, işte sinematografisi, renkleri falan karanlıktır genelde. Başyapıtlarından Heat var. Al Pacino ve Robert De Niro'nun oynadığı. Onu seçtim. Neden? Çünkü Al Pacino ve Robert De Niro'nun aslında ilk beraber karşı karşıya geldikleri sahne Heat filmindedir. İkisi daha önce Godfather'da oynasa da karşı karşıya geldikleri sahne yoktur. Bir tane restoranda otururlar, karşılıklı konuşurlar. Hakikaten sinemanın ikonik sahnelerinden biri bunu resmettim ve oradaki işte cümleleri de gene resmin üstüne yazdım. Çizim tekniğinin çizgi roman, grafik anlatım ve sinemayla birleşimi olan Kinematograf sergisi 31 Aralık tarihine kadar Goba Art and Design Galeride ziyaret edilebilir. <laughs> Sinema Artı bu hafta çok kıymetli bir sanatçıyı ağırlıyor değerli izleyenler. Şair, oyuncu, bir fikir insanı ve aslında bunlardan çok daha fazlası Yılmaz Guruda bizimle beraber. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz Sinema Artı'ya. Hoş bulduk. Harika Keref görünüyorsunuz. Duydum. Onur duydum. O şeref bize ait. Sağ gerçekten oldum. harika görünüyorsunuz. Her ya. şey yolunda mı, nasılsınız diye bir başlayayım önce. Ya i̇yiyim Allah'a bin şükür. Çok iyi gördüm. Allah bizimle beraber olsun. Sizi burada ağırlamak gerçekten hem büyük bir keyif, büyük bir onur bizim için. Benim için TRT olmak önemli. Çünkü TRT'nin üzerimde da benim TRT'ye katkılarım yahut da katılımlarım bir hayli olmuştur. TRT için unutamayacağım. Birden bir lafa girdim ama hakikaten dedi benden farklı, çok farklı. Mesela geri e, durdururken bu güzelim hayata ya luviyat dediğimiz hayata 7 yaşında radyo yayında girdim bir temsilde. Ve oradan mesela TRT oradan bir kere başladı benim için. Evvela. O dönemde tepsi kolunda Vay Öz vardı bildiğimiz Vay Öz vardı. vardı o. Beni babam dükkanında bu yardım ederken o baba ekmek babası falan. O da yemek yerken orada beni görüyor. Temsile bir çocuk oyuncu lazım oldu. Çağırdı babama diyor ki Hasan Bey alabilir aldı. Benim sesim gene böyle. Şimdi dedim ya bu sesle ne yapacaksınız hocam? Hallederim. ...bana ses tellerini öğretti vesaire... ...onlara nasıl müdahale edeyim ne yaparım... ...sonunda beni babacığım babacığım... ...ben çok teşekkür ederim babacığım diye... <laughs> ...ve ben bu işe başlamış oldum... Yani ...TNT bu... Evet. ...bunun arkasında bir sürü... sorularına bırakayım yavşa ben devam edeyim... ...ben TRT yıllarınızı gerçekten çok merak ediyorum ama... ...tabii 80 yılı aşkın bir sanat serüveniniz var... Evet. ...aslında öyle başlamak isterim... ...ben biraz biliyorum... Ee, ...yazarak başladınız ama o, o hikayeyi... ...biliyorum fakat sizden dinlemeyi çok arzu ederim. O motivasyonunuz neydi? Şimdi o dönem 1930'da ben 30 doğumlu olduğuma göre 40'larda korkunç bir kültür faaliyeti, eğitim faaliyeti vardır. Ki o yazı, yani öğretmenlik olayı çok müthişti. Yani o dönemde bildiğim kadarıyla okuma yazma bilmeyen çocuk yoktu. 8 yaşında. Ben 8 yaşında okuma yazma biliyorum. Okuyorum. ve de teklemeden. Fakat bunu destekleyen bir takım yardımcı şeyler var. Masallar da gönderiliyor bilmem vesaire. Şuraya gelelim. 8 yaşında okuma yazma biliyorum. Babam Arnavutluk'tan gelmiş bir ya adam. Yani şey, kemkün falan az çok çekici bir adam. Hem Türkçe öğrendi. O dönemde kitaplar şey e, kitap az basılıyor. Gazeteler hakim her şeye. Büyük romancılar hep gazetelerde. Bu gazetelerde romancıların romanları, pehlivan tebrikaları, o İslamiyet'in şey, yerleşim dağ, dağın bölümündeki kahramanlar Hazreti Ali, Hz. Hamza, Hazreti Ömer onların şeyleri var, e, tefrikaları var. Babam da okuyor bunları falan. Tabi tefrikalar daha çok şey üzerine gidiyor. Bu tefrikaların hmm. arasında şey, e, şeyin, e, Hamza'yı çok seviyor. En şey, e, ne diyeyim, Hiddetlisi ee, değil mi? Şövalyesi, <laughs> Hazreti Hamza, babam da Arnavut ya falan filan biraz. Nasıl <laughs> şey? Neyse seviyor. Ee, ve okumaya çalışıyor. Kemküm demin zor falan filan. Ee, benim okuma yazmam var. Ne diye uğraşıyor o? Bana borozan derdi bana, babam. Ee, o, yaşa, o, o yaşta. o bile var ses bende. Bu tok sesiniz o yaşlardan vardı. Var o ses vardı. Mesela ben şimdi yer geldi söylüyorum. Sonra gece üçte uyanıyorum. Yaş ...dört yaşlarına falan annemin şeyini yastığına çuku 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 bütün apartman yıkılıyor. Herkes elinde bombonlar, çikolatalar falan. <laughs> Susturun şu herifi diye geliyorlar. Yani yaşı sesim <laughs> o dönemde var. Her neyse. Babam da diyor işte e, Borozan diyor sen oku. Okuyorum ben. Hazreti Hamza'yı okuyorum. Fakat babamın bir tarafı var. Hamza'nın bir cengi bugün başlasın bugün bitsin. Şeye tahammül yok defika O gün bitirmek istiyor falan. Ya da gün er en çok. Olacak şey değil. Tamam. Oldu ya oğlum ne yapıyor? Ben bu ne diye uğraşıyorum tefikalarla? Kitapları var bu adamların. Piyasaya çıkıyor. Bütün sahafları dolaşıyor. Taş baskı, düzgü baskı. O ne kadar Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ömer varsa bir sandığa yığıyor. <laughs> Sandığı koyuyor önüme. Dolayısıyla diyor her akşam bir Hazreti Hamza baba ertesi akşam bitecek. Ben her gün okuyorum, çiziyorum, ediyorum falan filan. Fakat ya on yaşında çocuğum ben. Oyun lazım, körebe lazım, saklambaç lazım <laughs> ya bir şeyler, futbol, dersler, <laughs> dersleri çok seviyorum. Tamam, babam öyle bir sevdalı ki, yani Anudin'e derler ya o, bana, o, ıskalıyor onu ister şey olarak, sevdasından ötürü. Kara sevda müthiş bir olay biliyorsun. Namcım evet. yok. Neyse, bak, baktım olacak gibi değil. Evde bir babaanne var, müthiş bir babaanne. Öktaliter, ince, uzun, kalın sesli. Yani o bir bağırdığı zaman... Her şeyi duruyor, kuşlar uçuyor bırakıyor, kalıyor havada. <laughs> Öylesine otoriter. Ben Allah'tan bayağı yüzden öğrendim ya o şeyi falan bile. Baktım çare yok. Babama anlatmak mümkün değil. Yani imkansız. En ufak bir hata halaka. Felaket ediyor Mesela şikayet geliyor. Yılmaz bir kimden kimsenin bahçesine girdi. Pata 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 pat falaka. Bilmem bir çocuğu hırpaladı. Pata pat 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 falaka. Yani imkansız bir şey. Baba yapması lazım ama imkan yok. Neyse gittim babaannenin dibine diz Baba Babaanne dedim. Sen dedim sevdiğin şu torunun o öğretmenler tarafından ders çalışmıyor diye azarlanmasını affedersin dövülmesi ister misin? Ney? <laughs> kalkıyor. Bana he, bunu he diye. Babaanne. Ondan sonra Hasan. Allah rahmet eylesin ikisi de. Allah rahmet eylesin. Bu anne buyur falan. Yılmaz'ın yakasını bırak. Çocuk çocukluğunu bilsin. Tabii imkan var mı aksini yapmak mümkün değil. Fayda. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz boşaldı. iyi mi? Ee? Bak öyle kitaplar orada. Ha, sen misin beni hapse salan diye o kitapları ben... Bir arkadaşımın yardımıyla o kitapları al, bir daha okumayacağım ya, izle aldı ya babaanneden aldım arkadaşlarıma, ve sahaflara götürdüm. Yarısını parayla, yarısını da o zaman de Bimi Roman diye bir dergi vardı. Onun sayılarını aldım. Ve nasıl oynuyorum diyor. O falan filan. Bizim bir klan halinde yaşıyoruz. ailede de gözdeyim şimdi niye? Babaannenin gözdesi oldum. Bir emir kesildi falan Herkes bana yağ yakıyor. Çikolatalar, pastalar, baklavalar falan filan böyle oldu. Neyse günler geçiyor. Bir Ramazan sonrası yani şeker bayramının. Babam tabi ısrar içinde. Ne yapıyor? İlle okuyacak. Ondan sonra babaanneden direkt gidip isteyemez. Bana ver diye. Katibi gönderiyor. Babamın altı tane dükkanı var. Bir kere onu söyleyeyim. Annem şehri e, şehzade başından. Babam Beyoğlu'nu da kahve şüt falan satıyor o dönemde. Bütün o e, Arnavut'un şeylerin, göçmenlerin uğraşı, Bir Yedi şey atıyor bunu bir kaba. Sokak sokak dolaşıyor derken... Şehzade başına bir köşkün altına geliyor. Balkonda annem. Köşk güzeli. Bakıyor babam çarpılıyor. Babam da yakışır falan adam değil. Neyse çarpılıyor. Öğreniyor. adı Her Allah'ın günü bırakıyor bütün mahalleyi. Hep orada. Süt. Çeşitlik <laughs> olmaz da. Tonlarda süt. 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 Annem de aşağıda falan. mes öğreniyor medya. Emin emin ya. Hmm. Ondan Hasan mesela. Bir babaanne var evde. Şey yani anneanne var. O da Yırtınıyor. Ulan kız gidiyor gül diyor bu adama bu sütçüye. Falan imkanı yok. Baba, annem şey keriminadir. Bilmem o şeyler, muhazes tahsinler hmm. tangolar falan filan. bunlarla bir şey meşgul. Babam şeyde Arnavutluk'tan gelmiş. Asya okuma yazması var. karla diye bir herif var. Kahramanları yazar bir de bana diyen. Hmm. Onların kitapları öyle yani. Yani iki tane ayrı bir, klan da aynı durumda. İki ayrı bir şey. Neyse evleniyorlar. baba anneannemler arzulu oluyor. Evleniyorlar. Fakat tabii klanla babaannem çatışıyorlar. Olmadı yürüyemez hale geliyor. Ayrı, diyorlar ki babam ayrı. Tamam. Babam diyor ki peki Uyumamak mümkün değil. O zaman ne yapabilirim? Ankara'ya göç ediyor. Klan da yanıyor. İstanbul bana aram size de aram diyor. Atıyor İstanbul'a hepsi orada. Yani hani biliriz yıkıldı adam. Fakat insanlar acısını unutmak için bir sublimasyona girerler. güçeltirler onu. Çeşitli yerlere doğru. Evet. Ne yapar? şair, şiir yazar, şiir bilmem ne. Bu işte adam esnaf. Yükselmeyi nasıl yapıyor? Altı tane dükkan birden açıyor. <gülüyor> <gülüyor> altı tane. Bunların bütün gıdayı dükkan şeyler var her şey. Bunların arasında bir tane sadece hafifle yani sütlü ötebilirler. Yumurtalar bilmem ne. İşte Vahiyoz Odurlu'ya geliyor her gün. Akşam temsili var ya. Plaklar alıyoruz o dönemde bütün şeyler falan. Sesi kolluyoruz şey, yani. Mideyi kolluyor. Yani Vayöz'ün varlığı oradan geliyor. Her asıl ben şey yapıyorum derse, lan o zaman oraya şimdi. Ee, döndüğü şey babam hemen katibi gönderiyor anneme şey babaanneme. Ondan sonra diyor ki lütfen şey e, neydi adı e, izin ver de diyor bu bayram bir Yılmaz'ımız diyor bir Yılmaz diyor, beni överek falan filan bir okusun tabii din önünde. Varım tabii, oldu. Yılmaz bu akşam oku. Neyse ya tamam oku ama Hazreti Hamza oku. Hazreti Hamza yok evde. Hayda ya nereden bulayım? Para yok gidip alayım falan filan. Zaman yok akşama. Ne yapayım? Tanrım yardım. Allah elini uzattı. Nasıl uzatıyor? Şöyle. Ya hani ben dedim ki birdenbire ya sen bir sürü Hazreti Hamza okudun. Arkada bir sinema var. Kovboylar izliyorsun. Battı, dandım falan filan. Tamam. O zaman ne yap? İşte oğlum okuma yazma bir işe yarayacak. Otur yaz. Vay. evet. evet. tanrım düş. Ya yaş on. Tamam. Daha bir kurtar yok o falakayı anlatamam sana. Bir tane, iki tane bağlıyor ayaklardan, babam adam gönderiyor, ha, falaka bağlanıyor ve başlıyor vurmaya. Öldüresi değil tabi, ders vermek ha. üzere ama dersi bile bu yeni ne yapıyor biliyor musunuz? Anlatılmaz, kendine yani birisi diyor ya, faa ben ayağı Hı. yerleşiyor. Kural, şey kural değil mi? Yok bu, yani maalesef bunların şeyi o ceza hikayesi ama dediğim tonu, dozu çok iyi. Öyle yoksa ilelebet öyle kalırım değil ama o an var ya o an. O an sana bir 5-6 saat yaşatıyor o. O korku. Dolayısıyla otur neyse yazdım. De, ne kadar boş sayfa varsa yazdım. Pata pata, ne? Tamam sadece kafamda kalanlardan değil ben de üretiyorum. Onları bağlayarak bir Evet ulan <laughs> diyorum ne yaptın sen evet yaptım. Neyse ben bir Hazreti Hanım'da donatıyorum. İyi mi? Hazır. Çünkü var yani biliyorum bellekte var. O kadar çok okudum ki silmesi mümkün değil. Orada bir parça, buradan bir parça bir götürüyorum. Ki cenkler icat ettim. <laughs> Uğur Savaşı bilmem ben kim ne <laughs> Uğur Savaşları icat etti. Yani <laughs> neyse neyse. fakat kapak yok ne yapacağız? O dönemde e, şey sepya kapaklar vardı o ki kitapların üzerinde. Ara atara yok gittim ablamın odasına. Selma Allah selamet versin. Onun kitaplarından benim kapağını yarttım taktım bunun da. Ve ama gittim dedim ki ben yazarım artık tamam yazdım bittim. Odama girdim. Ondan sonra bizim evin ta şey gayet bu büyük bir salonu var. Neyse uzandım fakat çökmüşüm. Uyandım sonra seslerle uyandım. Açtım kapıyı baktım bütün klan orada. Sandalyeler tiyatro halinde düzenlenmiş falan filan. Babam en önünde sevdalısına kavuşacak falan filan. Borazan hadi Borazan döktür diye. Ondan sonra fakat birden biri baktım babamla benim sayfalar aynı hizada. Ulan görecek şimdi ne yapacağım bunu falan filan görsün. Bana bu ne falan ka diye kandırıyorum ben diye bir Kalktı duvara. Uzaklaştınız. Yani, <laughs> duvara geçtim. Başladım ben işte vay yüzden aldıklarımla. Mesela e, vay şey, Hazreti Hamza dışında ya, Şey, me, 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 o yama oğlum yapma oğlum, amca yapma baba. O sesleri kullanıyorum ben diyaloglarla. Diyalog kolay geldi bana. Ya, araları doldurmak yerine... ...aslında ilk performansınız sizin o... ...öyle değil evet, mi... Evet, evet. ...seyirci karşısındaki ilk performansınız Yok, yani... ...hayır... ...ayıntı yazmıyorum evet. yani... ...adam böyle baktı... ...döndü... Öyle ...dedi ki değil... <laughs> ...diyalog geliyor <laughs> kolay yolu o... ...çünkü aklımda gelen o... ...öyle diyalogları... ...ay yapma amca falan filan... ...Hacreti amca... hamlet ya kafir diye... ...başka şeyler falan filan var... ...tabii erkekler var bilmem ...öyle bir hale getirdim ki ben o... ...sinema bilmem ne... ...federken... ...başarım oynamaya her şeyimle... Bu ama bu kol kula bir kılıç sallıyorum bir taraftan bir taraftan. Haydi ya kişilere ver bilmem neler. Ev savaş alanına döndü. Hani evdekiler hanımlar bla <laughs> cılgın çekiyor. Hadi, erkekler hamle et ya falan. Çekil bilmem ne. Allah Allah. Savaş meydanı hani duvarda kılıç falan olsa dışarıda fırlayacaklar. Yaşattınız Milleti, yani siz <gülüyor> <gülüyor> o an. <laughs> Milleti yeniden İslam'a döndürecekler <gülüyor> falan. <gülüyor> Şimdi neyse. Oh alkışlar mı alkışlar falan. Ve Be, ben böylece klan az çok okuması yazması olan okuma Arnavutluk yakın biliyorsun İtalya falan filan. Bayağı kültürleri filan var. Ne okumaları falan filan var. Yani bu adamlar boşu boşuna evet demez bu işe. Adam lan bilmem ne demedi. Ya, bravo oğlum falan filan. Babam sarıldı öptü. Kim bilir neler var her neyse. Ha, neyse dedim ne oldu şimdi burada? Bir romancı çıktı ortaya. Tamam mı? falan bak. Tamam bitti. Ha Bunu bir yere koyalım. Aktörlüğün belli oldu. Kani Özden, o sırada da belli oldu. Yani evet. o okuma sırasında. O adam bu adam falan filan. Ha, ama bunları ben e, olmak istedim. Geri geldi öyle o geldi. Her neyse şiire inandı Aa romancı Yılmaz var. Oyuncu Yılmaz var. Dayağa bak. Ha? Şimdi şair Yılmaz var. Evet, evet. Oradan itibaren o dayak beni aldı bugüne kadar getirdi. Yani temel motivasyonunuz aslında dayak korkusuydu Tabii, öyle mi? Evet. <laughs> o korkuyla imkan var mı ona? Evet. O olmasa ben herhangi bir vatandaş işte ben Ankara ticaret tesisinde okuyorum. Babam bir şey veliyatta olacağım. Altı dükkana bakacağım falan filan filan. Ve gayet iyi gidiyor derslerim. Öyle oldu. ama değil. Tokat beni nereye getirdi artık bırakmam mümkün değil o tiyatrocunu okulun yanında halk evi var. Orayı fi tarihinde sonra yıllarda açtım. Başka oynadığım piyes koyduk sahneye falan filan. Halk evinde o zaman konservatuvar yok. Ha? Taktiki sanatlar diye bir şey. Opera orada, tiyatro orada, her şey orada. Biz yukarıdan seyrediyoruz. Onlardan gördüklerimizi uyguluyoruz. Yani tiyatro da devam ediyor. Ama ama neyse şuraya gelelim. Aktörlüğü bir kere daha görmüş olalım. Hı hı. Abi benim bu hevesim hiçbir zaman ölmedi. Suat Taşer var aynı zamanda şair ve devlet oyuncu Ya dergimizin bu kabiliyetini alalım, konseratvara girelim. Şey var, tamam mı? Tamam. Oldu. Benim mecafatımda Fazıl'ın bir adam yaratmak. Bana göre Türkiye'nin en büyük şairlerinden biri Nazım. Eyvallah ya. Ama iskalamayacaksa adam büyük adam, büyük adam. Ve bize gelmiş geçmiş önemli. Değil. Yarattıkları önemli. Yok öyle bir şey. Ee, çocuğu dağrı. Yok ya Kemal, Mehmet Akif, Faruk Nafiz bunlar büyük şairler. Her neyse Nazım eyvallah. Neyse bir adam yaratmak bana o şey bir adam yaratmak. Ona bir kafa bir ses saate müsait ve Yaş küçük ama mahvolu. Konservatuvara girdim bir tane. Oynadım. Beni çalıştırdı tabiatıyla. Suat Teşer. Allah rahmet eylesin. Büyük şairdi o da aynı zamanda. Neyse kazandım. Tabii yalnız o parçayla ilgili şiirler onlar bunlar. Velhasıl bir sevinç ben de kazandın. Yalnız kağıt getir evden. Haydi hmm. onay getir evden. Yoksa öyle bakmıyorlar biliyorsunuz. Anadolu'ya çıkabilmen için savcılıktan izin alacaksın, polisten izin alacaksın falan. Doğru laflar. Kimi it hit falan filan. Onlar her neyse. Kağıt alacaksın. Yani neyse. Ben o sevinçle babam da diyorum ki gıdayı işlere bakıyor her şeyi titiz bir adam. Etleri bilmem ne. Hep kendi hazırlıyor. Bir de kocaman bir mutfak var. Evet, ben kazandım. Doğru babama. Baba ben kazandım. Ne kazandın? Tiyatroyu. Ne? O da satır vardı. Satır <laughs> aldı. Bu evden dedi köçek çıkmaz dedi. Adam çıkar dedi. Eli, baba lan yapma. Kurt ellerini gidiyorum. O kan aldılar Bu evden köçek çıkmaz. Öylesine yerleşmiş yani. Evet. Tamam neyse ama bu korku aldım <laughs> eyvallah. Tamam ama bırakamadım. Öyle bir sevda o. Yani sadece babamı dövecek mi övecek olan değil. Ama o Allah rahmet eylesin atları çok severdi. O atları çok güzel. Atlarına kavuşur kavuştuğu. Ben o ancak öldükten sonra profesyonel hayata geçeyim. Ama bunun sıra, yanı sıra amatörlüğüm hep devam etti. tiyatro hmm. hep devam etti. Dediğim gibi nereden nereye? Demek ki bir daha falaka korkusu hakikaten o beni oyuncu, şair, romancı ...yaptı... ...bundan sonrası birbirine bağlandı... ...her şey... ...evet Bravo. müthiş bir hikaye... ...evvela ne dedik adamın... ...en büyük kitap... ...insan... İnsan en büyük kitabın... ...sanatçı için... ...vatandaşlar için de öyle... İnsan tanı... ...peşin hükümleri taşıma... ...insana bak... ...bir anda bakıyorsun adam... adam dur oğlum... ...dur evladım... ...ikinci hareketine bak... ...aynı şey devam ediyor şöyle... ...yani insanı öğren... ...nasıl davranıyor... ...neye göre... Özlemleri ne var bunları? En büyük kitap insan. Bu insan öğreneceksin... Neyle? Gözlemle. Her gittiğin yerde casıslık falan filan değil. Öyle bakarak falan değil. Gözü insanları severek, sevdayla. Onlara bak sev, bak ne güzel gülüyor. Bak bunları bakarsan beyin alıyor senin altında bir tezgah var. Oraya indiriyor bunları. Hep birik. O okullukların, tıpkı okuldan girelim. insanlar oraya geliyor. Ha, bunlar iyi mi? Bitmiyor. Gözlem hep kalacak. Şu yaşımdayım 92 yaşındayım. hala gözlüyorum insanları. Sayın Hocam sanat hayatınız boyunca işte o merakınız, disiplininiz, öğrenme isteğiniz, azminiz, sinemaya olan, tiyatroya olan, şiire olan sevdanız tabii sizi bugünlere getiriyor. Ve tabii ki sizden öğreneceğiniz çok şey var. Ee, bir taraftan tabii şiirin sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Mavi Hareketlerin öncüsüsünüz daha sonradan Atilla İlhan'ı da... E, ...dahil ettiğiniz bir hareketti. E, tabii şiire çok farklı bakıyorsunuz. Aslında bunları da konuşacağız. E, saatlerce konuşsak gerçekten süre yetmeyecek. O yüzden ben böyle biraz hızlı bir... ...özet geçmek istedim. Bir taraftan da... ...TRT'li yılları merak ediyorum. TRT'nin sizdeki yerini. Ha ha, ha. TRT'yi unutmam. Şimdi bir kere az evvel söyledim. Yedi yaşında... ...Ankara Radyo Ünlü'nde temsille katıldım. Anneciğim, şey falan filan diye. <laughs> Arkasından gene... ...Radyo Ünlü'nde... Ee, ne diyorlar talk show. Halkımızla beraber. Bana Ahmet, bilmem Memur İsmet, bilmem ne kadar 10 tane 15 tane halkımız varsa. Stüdyo var orada. Şu bu an. Orada komediler de oynardık. O kişi. Tiyatrosu vardı şeyin. Radyo evinin. Orada temsiller oynardık. Orada ne temsiller? Şimdi bağlıyorum birbirine. Ne kadar dünyada tiyatro sanatları, kitapları varsa... ...İngiliz tiyatro Alman, Amerikan... ...orada hepsini mikrofona koydum. Arkadaşlar beraber o sahnede. Oradaki komedileri, molgelleri orada oynadı. Dönelim şimdi oraya. Şimdi tamam mı? Orada onları topluyordum. Ben bir sual açıyordum şu anda. Ya da o anda gündem gündem de ne varsa o bağlamda soruyu koyuyordum ortaya. Konuşuyorlardı. O ona, ona bu buna şu şuna falan ben, araya müdahalelerle. Orada halkı. Halkı görüyor. Halk kendini görüyor orada. Burada, yani bu talk show. Talk. Şimdi ne yapıyor? Sonradan dosyalarla. Efendim Ahmet Bey sizin amcanız, babanız, babanız. Ya o adam bu, talk show bu muhabbet. Talk show diyor adam. Sesini gösterir neyse. O konuşma gösterir. Hı hı. Hayır bu. Onlarla. TRT bunları yaptırdı. Evet yap dedi yaptım. Tamam mı? Onlarla. Bunun yanı sıra TRT ilk defa 5 tane büyük ilçeye yayına başladı şey televizyon. İşte Hayman'a şey, şey şu anda aklıma gelmedi. şimdi yani Beybazarı bilmem ne falan hı hı. filan. Bunların bu yayının 5 5 ilçeye yayının hem spikerliğini yaptım hem de programlar yaptım. Bir köy var uzakta diye. O programda yani hemen bak TRT işe girdi. Evet TRT <laughs> girdi. Görevi bu diye. Orada bir köy var uzakta. Ey halk TRT ne yapıyor? Benim vasımda. olmuş ama başka. Ne yapıyor? Köylüye bilgiler gönderiyor. Köylü elbette her şeyi topraktan öğreniyor ama onun ona katkılarda bulunmak lazımdı. şimdi onları yapmak, o programları yapmak. Bunları yapmak. Yalnız sonra dünyanın en büyük gelenekseli Türk. Bizim gelenekselimiz. Öyle bir geleneksel her şey var içinde. Hepsini Türk. Hal eylemiş. Korkunç bir gelenek var. Bunun içinde Orta Asya'dan gelenler var. Oradan gelen buradan var. Bunları Türk, Anadolu'daki adam Hal eylemiş. Bambaşka bir geleneksel yaratmış. Akıl almaz bir biçimde. Öylesine güzel. TRT bunları yapın. Bunlara gün veren. Mesela işte oraya geleceğim TRT'ye bütün bu, bu TRT ilk defa ben 1958 yılında Ankara'da bir yeni diye bir yerde e, şeye başladım. Talk show dedikleri ya da meddaha başlarım. Hı -hı. ha Şey büyüklere masallar diye. Onun için Bugün stand-up'ı gibi aslında. Evet. 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 O, onunla bunu bulan yaptım. İşte onun içinde masal var, e, si, siyaset var, her şey. Yani şey bugün bugün şey Amerika bak ne demiş ya bilmem Yunanistan onlar bile var. Halk, halk konuşuyor bunları. Ama bağırla çağırla değil. Yani onun. Mesela neydi adı? Ee, Oscar Wilde, Gül ve Bülbül. Hmm. Milletin ağladığında şakır şakır. Evet. var. Yani böylesine bir talk show. İşin aslı talk show dediğimiz olay. Sen de bu. Efendim ben oruç yapı tutarken. Efendim ben otobüste binmişken. Gibi değil. Çünkü oraya gelenleri görmüyor musun? Onları hepsine seslen. 10 dakika sesten bilmem neyse kötülemiyorum. Usta adamlar hepsi demiyorum ama buna da dikkat etmeli lazım gelir diyorum. Çok Kavuz doğru. Çok doğru. neyse gelelim 58'e. Yani işten gelelim. Evet. Ha gel TRT'ye. Bunu getirdim dedim ki yayınlar mı? Tabii Yılmaz. Sen upa girdim yani içeye ama e, ana e, meda Hı -hı. meda girdim. Arkasından şey e, orta oyunu orta oyunu nun yapısı nun yanında Breit'in yapısı alt etmiş. Bütün yabancılaşma unsurları var. Mesela tarih veriyor ya şu güzel yine bak. Bilmem ne falan filan diyor. Herkes böyle hayran şey izliyor, diyor, Yaratı hikayesi falan. Ya, Bırak palavrayı diyor. Bu <laughs> milleti uyutma diyor. Yani pat gitti adamın yani. Ya, yıkıyorlar. Bu benim basit şu anda aklıma gelen bir şey. Yani adam öylesine zengin bir şey geleneksel olayı. Bu şey yapmayayım mı? e, ee, kahramanlık değil de kavuklandı diye benim de bu bana ödülden alan bir şey. Hı hı. Her neyse orada her şey var. Onu ya dönelim. Bütün bunları hepsini TRT evet dedi. İşte tuttum çabuk tercüme ettim. Ayı piyesini oynadım. Devlet tiyatrosundaydım bari söyledim. Oyuncu arkadaş ayı oynadım. Çekof ayı bütün hikayeler oynadım. Yani orada. Çekof bunları evet dedi. Ve bütün Ramazanlar boyunca Yeşilçam'ın o kafelerde oturanlar o iş bekleyen güzelim adamlar, o gücüm yetti. Bunları piyeslere aldım. Bunları karnaval diye anlatmıyorum. Halkım için anlatıyorum yani. Tabii ki. O, bunun içinde <laughs> Haldun Terer yok muydu? Vardı tabii. Beraber de çalışmışımız olan var. O başka ama gayretleri anlatıyorum. Bir başkası da yapabilirdi. Onlar bütün Ramazan ayı boyunca TRT işte bak evet dedi bunlara. Tamam. De biliyordu ki bunlar doğru. Nereden öğrendim? Metin Özlem Utkuran, Sevda Şener'den. Bunların hepsi belgeselciler. Olkun şu adamlar. Abi o üçü de bana göre. Çok müthiş adamlar. Tamam Oradan gelen. yu vardı da onlara? Bütün Ramazan boyunca. Orta oyunu olsun, meta olsun, yazdığım hikayeler olsun. Bunlar. Bunlarla bütün bir ay boyunca. TRT bunlara evet dedi. Yani bu mesela. Yani TRT daha neler demediğini. Tabii. Mesela Metin Serezyalar'ın Ahmet Eylesin. Gece saat 12. Sherlock Holmes oynuyoruz. 6 sonra Donan Coyle'un şeylerini, Sherlock Holmes'larını oynadık. Fakat o kadar çok sevildi ki adımın altı tane bir oyunu var. Metin Metin'le ben oturdu yeni tane, 20 tane de şey Sherlock Holmes yazdı. <laughs> <laughs> bunlar evet dedi. Niye? Reddetmiyor. Nedir? O, o, o kanava. O kanava yalan değil. İngiliz var bilmem ne falan filan. Ya yani bu ne güzel. Ha? Altın blok... Allah rahmet eylesin. Gece saat 12. Hamdi Bey'in maceraları. O gün ne olmuşsa, ben Hamdi Bey'i oynuyorum. Saat onu yıkılıyor, yıkılıyor radyo. Bunları TRT'ye bak. Açıyor ve dinletiyor. Ya evet diyor. Niye? Doğruyu gördüğü için. Ya onun TRT'nin başında güzel adamlar var. Okumuş, yazmış, falan her şeyi bilenler. Yoksa nasıl evet desin senin çapaçullarına? Yani TRT'nin bana göre yapmışsın bambaşka. Ya. Yani ilklerle TRT büyük işler yapmış adamdır. Temel attı kardeşim. Sen sonra ne yaparsan ya ben. Ama öyle. ben yaptım. O yapım bozulmuyor hala. Ama yani evet. şu anda şey yani TRT'yi hiç unutamayacağım bir olay. Yani birçok insanı ya, yukarıya göklere çıkarmıştım. Sonra da hak etti, etmedi Hayır, Ben hak ettim mi O olay bilmiyorum. Ama ben bana düşün yaptım. Elimle geldi. Yani TRT'nin sorduğunda da soruyu soruyorum. Hı hı. Daha kim bilir daha neler yaptım. daha neler yapmışımdır yani dediğim gibi. 82 yıl efendim yani hangi birini sayalım? Gerçekten ben zaman yetmez yani. Ben de bilmiyorum. Çok, çok dolu dolu, sanat dolu bir 82 yıldan bahsediyoruz tabii. E bir taraftan e, siz sette ve sahnede yaşadığını hisseden bir oyuncusunuz. Tabii Yeşilçam geleneğinden gelen, o disiplinden gelen bir oyuncusunuz aynı zamanda. E ben Yeşilçam'da aslında süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Böyle kısa bir hatıranızı dinlemeyi çok arzu ederim sizden. Yeşilçam'dan unutamadığınız veya bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız var mıdır? Var mı? O kadar çok var çok, yani, tabii. Yani, o anı e, Yeşilçam'ın unutulmayacak bir olay. Bir fedakarlıklar, özveriler olayı. Yani neredeyse bedava oynayacak olan insanlar. Hı -hı. Mesela düşünün para. Yüz liralık senet veriyor. Para yok. Yüz liralık senet veriyorlar sana. Sen onu 45 yere kırıyorsun. Hı -hı. Ekmek lazım, para lazım. Elbisesi yok şeyin. Prodüktörün. Prodüktörün adam da şey taşeron. Anadolu'da Türk sinemasını yöneten film sahipleri, sinema sahipleri. 30 tane sineması var, 40 tane var bilmem Oradan, oradan seni yönetiyorlar. Halkı izliyoruz zeki adamların hepsi. Seyirci nasıl buldun Fatma Hanım'ı? Fatma öyle yapmasaydı bilmem ne. Bırak abi falan. Yani oradan bilgiler topluyor adam. Bir kere evvela. 30 tane sineması var garanti. Yayınlanacak. Diyorlar ki Yılmaz'a yazıyor. Ben işte sinema Yeşilçam'da dolaşıyorum. Yılmaz diyor sana diyor şu kadar para gönderdim diyor. Şimdi diyor bana hemen Koç Yiğit'le Hakan'ı bir araya getir. Yılmaz'la Mehmet Fatma'yı bir araya getir. Şöyle yap, şöyle bir senaryo yaz. Mesela şöyle olabilir. Ayhan Işık'la e, Türkan. Evet Ayhan yolda yürürken kafasında tuğla düşer. Altan düşür yere. Fatma görür alır eve götürür. İyileştirir onu. Fakat sonra birden kaybolur. Ha, fa, fa. Hmm. Ayhan'ın bütün işi gücü Fatma'yı bulmak aramak falan. Sonunda bir çocuk şey, size baba diyebilir miyim <laughs> diye bir şey mesela. Yani adam evet. sana kendine göre, ya, sana kendine göre dikte diye diyor. Ama iyi niyetle halka soruyor, evet. onu yapıyor. Yeşilçam ne yapıyor o prodüktör dediğimiz adam, bu şey, ne daha taşeron. Ne yapıyor? Oyuncusunu seçiyor. Ne yani Kendi payını da alıyor. Daha zaman içinde kendi şirketleri falan bile kuruldu. Bu gündür ona geldi. Ama burada oradaki adamlar anlatamam sana. Olacak şey değil. Öylesine sevda Hepsi. Hepsi kahraman olacağım falan filan. Belki sinemanın sesin değil ama... ...bir şeyin içinde olmak. Bir şeyi... ...onu yaratabilmek. Ona katkıda bulunmak. Öyle sevdalı adamlar var. Başvurudaki adamlar kasılmıyor hiçbiri. Yani... ...sufranın panağı var. Sonrakiler diye bilmiyorum. Hiçbirindekiler. Üç kuruş abi. Ver ulan diyor üç kuruşu. Kabul ediyor. Pazarlığa oturmuyor. Sen tabii şey değilsin. Bu herhalde görüyorsun adama üç kuruş demeyeceksin. 330. 330 para diyeceksin en azından. ...hem neyse. Yani böyle. Böylesine bir daha var. Öylesine götürülüyor bu işler. Öyle. E, dediğim gibi mesela elbisen yok senin. Abi ceket pantolon şu renk. Mehmet Bey bilmem ne baba. Bilmem ne senin elbiselerin. O roldeki elbiselerin. Sende yoksa kusura bakma abi. Ne yapsın adam? Bu şart. Niye? Tabii. Senin sınıfını, senin katmanını belli etmek için. Herkes bu elbiseyi giyemez. Nasıl birleşsin? Bunlar da biliyorlar. Ha? Senden bunu istiyor. Evet o olayla lazımsın. O zaman ne yapıyorsun? Dur abi acele etme. Mehmet ben bir senden. Ceketi ondan bundan bundan. <laughs> Mesela bir şey var. Altan Erbur'un bir mavi ceketi vardı. Çok güzel şık. Ben o mavi ceketi giyerdim. İki saatliğine ipek bir dublaca giderdim o ceketle beraber. <gülüyor> <gülüyor> Erol benim keskin vardı. Mimar Sinan'da şey, akademide. Yüksek mimar. iş mimar. Birinci ilk alan bitmiş adam. O da giyer. Derse girer bilmem ne yapar. Şey e, ne dedi hani, Erol Güney'in Allah rahmet eylesin. Şey sevgilisiyle buluşmak için o giderdi. de buluşurdu. Yani altan ancak matba karikatür O da karikatürsü o gayet ceketle gidecek. Baskıya verilmeyi 15 dakika kadar yetiştirirdi. <laughs> ya, demek ki yani, Kostümün özelliğini, önemliliğini anlattı bu evet. şeyi anlattım ama doğru artık hepsi bu. Çok doğru. Evet bu. Ve dedim ki roller öyle. Bu bununla katlanılmış bir şey yapılmış bir olay. Şey, tabii felakarlıklar var mesela. Ne bileyim şimdi belki konuşuluyor ama ben söyleyeyim konuşayım bari. Geri gel unutamayacağım bir olay. Hı hı. Şimdi e, filmin adı neydi? E, unuttum filmin adını. Şeyde ekranlarda geziyor. Hülya Koç ihtivaçları oynuyor, ben de bir polis hafifliğine oynuyorum. Komiseri oynuyorum falan filan. Şey pardon, yanlış söylüyorum. Falan. O Hülya ile geçen defa beraber o, o geldi aklıma. <laughs> Fatma, Fatma, Fatma Evet. Ben vesaire alışık, mahallenin külhan beylerini oynuyoruz. Hepimiz Fatma'ya aşık falan böyle. Aramızda çekişme falan filan var. Tabii bu arada başka işler de yapıyoruz. Ya işte filan yani onu döv bunu döv oradan al buradan al falan filan ama hep böyle bir takım hallerli adamlar. Her neyse sonunda Sadi beni yakalıyor bana ceza verecek fırsat asıl lan diyor herifi asıyorlar abi o resmi göreceksiniz şeyde eğer görürseniz e, geziyor şeyde evet. asıyorlar beni tamam Fatma da beni arıyor tamam canım... E, ulan Sadri diyor ki ya senin aslında yatsın yukarıya gel oraya çıkar alalım oradan diyor yani. Neyse şu o şeyi o sahneyi nasıl işlediler bilmem neyse. Ben asılmış durumdayım orada. Ama o aslında bir saat sürüyor iki saat. Bu... ...iki tane burada şey var e, tahtalarla iskele kurulmuş arkama. Kordon geliyor falan filan üzerinde gömlek var. Belli olmaması lazım onların. Bir saat iki saat sürer. O dönemde mekanlar çok pahalı. Ha, mekanlar çok pahalı bir 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 şeyle e, ne, da, ne de ne de bazı bir tepede bir köşkü ısmarlamışız. Şey yani kiralama kirası çok önemli. Bir dakika geçirdin mi? Tıp biliyor para. atabildin mi? Hı, hı Çok da pahalı. Mesela orada her neyse. Beni astılar. Ben Sadri ile bana şey, konuşuyor. O bana ben ona falan. Ama burada duruyoruz. Tabii konuştukça ip da ter hı. basıyor yavaş yavaş gel deyip benim Adem'in masasına dayandı. O oh. Bir oraya. Sesim gidiyor. Ediyorum. Karşımda saat duruyor. Tesadüf. İlle bak diye koymamışlar oluyor mu? Tesadüf. Baktım saatlere bakamazsın tabiatıyla. Sabahın altısında. Sabahın altısında geldik oraya. Sabahın altısına kadar sürdü oyun. Hala devam ediyor. Oh. O zaman baktım ya beş dakika falan filan vardı. Ya altı yedi dakika neyse. Diyorum ki sesim gidiyor, nefesim daralıyor ama ben gidiyormuşum. mu Bendeki bu ama dışarıdaki bambaşka. Moralımı açacağım bilmem ne olan. Girme. Orada 30-40 kişi var. O parayı eğer bir dakika geçerse onlara dağıtılacak yövmiye buraya verilecek. Hı -hı. Eyvah. Tamam. Yani ya aklından bu geçiyor. Yahu Yılmaz dayan. Evet. Kahramanlık diye Bir olay anlatıyorum. Bunu, bunu evet. sanıyorum ki o dönemde Mehmet de yapardı bunu. İsmet de yapardı. O yapar bu yapardı. Hı hı. Öyle. Yani bu kadar 30 adam. Sen ulan bekle biraz. Ölecek değilsin ya. Diyorum kafamı o. Biraz sabret. Ben morarmış gidiyorum bana filan. Birdenbire o ye. dedim gayret gidiyor. Birdenbire Fatma. Sizi diye bilinen sizin arkasını getirdi. Kızdı orada. Evet, sözlerle. Evet, <laughs> Arkasını getirdi. <laughs> O ufacık kadın koca bir sandalyeyi, şey masayı aldı. Nasıl aldı? Vap! Arkama koydu, altıma koydu. Alta. Bana hizaya koydu. Sandalye. Bam! Koydu. Vap! Yıktı. Sandalyenin üzerinde. O ufacık kadın tarzan halt etmiş yanında Ceyhun yav. <laughs> Yukarıda benimle beraber. İpler dayandı buraya dayandı. Vap! Kaldırıyor. Hayatınızı kurtarıyor. Ha, diyorum. Vay be. Ha, adem ilmasından ipi alıyor. Ha Feth'e sizi bilmem ne falan. Prodüktör alaza, of of ben, ben ne yapayım bunu Kes, benim maaşımdan kes. Tamam, çökümün parasını öyle. Ya o güzelliğe bak. Yani ikinci bir ben öde. Çünkü ne olacak? O sahne oynanacak, gidecek Senaryo, ben dinleyeceğim ve yeniden asılacağım. Bitmesi lazım o filmin, Hı. öyle şey yok. Evet. Tabii hazırım, hazırım tabii. Abi. O lazım. Bir saat sürecek ve geçecek sabah. Yeni bir gün başlıyor. Abi ne yapacağız Fatma'cığım? Keşke lan benim maaşımdan. Hüce. Ya bakın şimdi o para ne demek? Kim bilir kaç para o. Yani o. Diyeceğim ki bir bakıma baktığın zaman Fatma hayatımın ikinci adımını yaşıyorum onunla beraber. Ne kadar güzel. Yani, bunun yanı sıra daha neler var. Kim bilir daha neler var. Yani. Keşke süremiz olsa da sizden böyle e, hikayelerinizi dinlesek. E, Fatma Girik gerçekten çok büyük bir değerdi. Mekanı kârına cennet olsun. Yetenekli de. Çok da güzel bir şekilde Hep anmış bütün, olduk onu burada. Bütün jönlerimizin hepsi, Tabii. jöndamlar var ya, Tabii. hepsi yetenekli. Ha. Akıl almaz biçimde. Allah'ın verdiği bir güç. Olamaz öyle bir şey. Hepsi doğru. Hepsi mükemmel. Evet. Ve fedakarlıklarla. Kesinlikle. Oo. Saygıdeğer hocam Yılmaz Guruda. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşleriniz için. Ciddi. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve hep olmaya devam edin. Sizi burada tekrar tekrar ağırlayalım, hikayelerinizi dinleyelim, sizin tavsiyelerinizi dinleyelim. Teşekkür ederim. Ciddi. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.